Değerli izleyenler merhabalar. TV5 ekranlarında yeniden karşınızdayız. Bugün de buluşma noktasında birlikteliğimize başlıyoruz. Bugün birebir meseleleri değerlendirme ve derinlemesine algılayabilmeye çalışacağız. Algılamaya çalışacağız daha doğrusu. Buluşma noktasındaki bu haftaki konumuz her hafta dillendirdiğimiz toplumsal uzlaşım meselesinin bir başka alt limiti olacak. Bu hafta bu meseleye Vicdan İttifakı olarak bakan Saadet Partisi'nin Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman'la değerlendirmelerini alarak programımızı icra etmiş olacağız. Onu da ifade etmiş olalım. Sosyal mecralardan etkileşimle veya düşüncelerinizi bizlere paylaşırsanız seviniriz. Düşüncenizin ya da fikriyatınızın temelini oluşturduğunuz takdirde biz de topluma paylaşmaktan memnuniyet duyacağımızı ifade etmiş olalım. Buradan bir kez daha hatırlatmış olalım. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. TV5 camiasına böyle fırsat tanıdığı için çok teşekkür ederim. Uzun bir zaman dilimi oldu tabii ki. Sizi buraya ağırlamak için biraz fazla uğraştık belki. En son baskı rejimi diyebilirim belki de buna. Otoriter bir uygulamaydı. Türkiye'de pek geçerliliği bunun yok aslında bana göre baskının ama insanların kabul edebilirliği fazla. Şunu sorayım size ilk öncelikle başlarken. Hani ben toplumsal uzlaşın alt limitine sizin bakış açınızın Vicdan ittifakı olduğunu nitelendirmiştiniz. Evet. Mesela TV5 de bu bir limitin içerisinde yer almaz mı mesela? Son bakış açısını topluma sunmaya çalıştığı duygu yığınıyla, düşünmek için sevk ettiği yönlendirmesiyle, buyurun kendiniz düşünün demesiyle. Buradan sizin anlatmak istediğiniz şeyle sanki biz biraz örtüşüyoruz gibi. Evet, ben öncelikli olarak Vicdan ittifakına ya da toplumsal uzlaşmaya girmeden evvel bugün tabii yaşadığımız önemli iki hadise var. Hı hı. Önemli iki Türkiye'nin kaybı var. Birincisi şairimiz Yavuz Bülent Bakiler'in vefatı gerçekleşti. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Son derece önemli bir şairimizdi. Yine Türkiye tiyatro ve sinema alanında son derece önemli bir oyuncu olan Ayşen Guru da vefat etti. Kendisine de Allah'tan rahmet diliyoruz. Yine bu vesileyle ekranları başlarında bizi izleyen TV5 izleyicilerine de buradan en kalbi şükranlarımızı ve hürmetlerimizi arz ediyoruz. Tabii bununla birlikte Türkiye'de geçtiğimiz günlerde sizinle birlikte bir ortamdaydık ve orada Vicdan ittifakından bahsettik. Türkiye'nin özellikle yaşadığı çok ciddi bir kriz var ve bu kriz aslında belki bugün Türkiye'yi etkileyen aslında ama küresel anlamda dünyanın içerisine girdiği bir girdapla alakalı. Şöyle ki bugün popülist hareketlerin dünyayı sarmal haline getirdiği, sarmaladığı bir dönemi yaşıyoruz. İşte İskandinav ülkelerinde dahi aşırı sağ partilerin yükselişi, göçmen hareketlerini vesaire buna elbette ki sebep olarak söyleyebiliriz. Yine Fransa'da aşırı milliyetçi bir partinin ana muhalefet konumuna yükselmesi aslında bu popülist hareketlerin, popülizmin sadece Türkiye açısından değil, Türkiye'yi içine aldığı bir zemine doğru dünya kayıyor ve aslında bu belki orta ya da uzun vadede dünya açısından antidemokratik bir sürece evrilme zeminiyle dünya karşı karşıya ve bunun belki bir yansımasını da biz şu anda Türkiye için yaşıyoruz. Türkiye'de özellikle şunu kanaatimce anlayabilmemiz belki bizi daha rasyonel bir sonuca ulaştırabilir. Şöyle ki Türkiye'de 15 Temmuz'dan önceki Adalet ve Kalkınma Partisi ile 15 Temmuz'dan sonraki Adalet ve Kalkınma Partisi'ni görmek ya da bunlar üzerine düşünmekte varacağımız sonucun mutedil olması açısından yarar var. Değişikliği görmek mi? Nasıl bir değişiklik? Tabii değişikliği görmekle ilgili. Tabii bununla ilgili kamuoyuna sunduğumuz farklı beyanatlar da oldu ama özellikle 15 Temmuz sonrası siyasi iktidarın tamamen devletin bastırıcı ve ideolojik aygıtlarını gasp ettiği bir süreci içerisine girdi Türkiye. Şöyle ki 15 Temmuz hadisesi yaşandı. 15 Temmuz'dan sonraki süreç aslında 15 Temmuz'un geldiği noktanın son derece ülke açısından hazin bir sürece itildiğini görüyoruz. Şimdi bununla ilgili belki bu meseleyi örneklendirecek olursak şöyle söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz 11 Eylül denen bir hadise yaşandı. İkiz Kuleleri işte saldırı gerçekleşti ve bunun neticesi olarak da o dönem Bush'un bir ifadesi var. Bush dedi ki dünya kamuoyunu açık bir şekilde aslında tehdit etti
Bugünden sonra dünya kamuoyu ya Amerika Birleşik Devletleri'nden yanadır ya da El-Kaide'den yanadır dedi. Bu anlamda kendi yaptığı Orta Doğu'daki işgallerin, Afganistan üzerine yaptığı operasyonların meşru bir zeminini oluşturdu ve bunun gerekçelerini bu şekilde sağlamış oldu. Şimdi Türkiye'de özellikle 15 Temmuz'dan sonra siyasi iktidarın aynı sürece evrilmiş olduğunu görüyoruz. Şöyle ki, yani elbette ki şunu söyleyebiliriz, bir siyasi parti oy kazanma noktasında bir gayret gösterebilir. Yani bunları elbette ki makul karşılayabiliriz. Ama özellikle 15 Temmuz sonrasındaki süreçte ya bizden yanasınız ya da yani ya AK Parti'den ya devlet bekası tırnak içerisinde söylüyorum ya buradan yanasınız ya da FETÖ'den yanasınız noktasında bir düşünceye evrildi. Dolayısıyla bu meşrutiyet oluşturur mu ama yine buna rağmen? Elbette ki bahsediyorum Amerika için nasıl bir meşruiyet oluşturmayacaksa AK Parti için de bir meşruiyet oluşturamaz. Ama bunu AK Parti bir gerekçe olarak göstererek yapıyor ve bu şekilde de çok ciddi ilerledikleri ve devletin şiddet kullanımında hiçbir sınır tanımazlığını ne yazık ki fiili uygulamalarıyla gösteriyorlar. Bununla alakalı da bahsettiğimiz üzere özellikle bu otoriterleşme süreci Türkiye'yi bir felakete doğru götürüyor. Şöyle, bir ülkede seçimlerin olması, orada otoriter rejimin olmadığı ya da otoriter bir yöneticinin ya da yönetim kabiliyetin olmadığı anlamına elbette ki gelmez. Bir ülkede şu üç şeyden bahsedebiliriz. Bir ülkede yönetimin yönetilenler tarafından bağlayıcılığının olmaması ya da hesap sorulamaması otoriterleşmenin yani bir sebebidir. Hı hı. Bir diğeri bahsettiğimiz gibi devletin bütün bastırıcı ve ideolojik aygıtına siyasi iktidarın sahip olması otoriterleşmenin bir sebebidir. Ve bununla da beraber adil bir şekilde seçimlerin olmaması bir otoriter rejim alameti ya da işaretidir. Şimdi bugün Türkiye'de 4 yılda ya da 5 yılda yapılan ama son belki 3-4 yılda her yıl tekrar eden seçimlerin var olduğunu görmek ya da sandıkların varlığına işaret etmek bu ülkede dört başı mamur bir demokrasi vardır noktasında bir düşünceye elbette ki bizi sevk edemez. Şimdi yaşanan çok hazin tablolar var ama bu süreçte özellikle bizim bahsettiğimiz toplumsal uzlaşının herkesin bir şeyi düşünmesinden ziyade herkesin bir şeyler düşünebilmesi, herkesin benim gibi düşüneceksin noktasındaki bir zorlamaya tabi tutulması değil ama herkesin yani ortak müştereklerde bir şeyleri düşünebilmesi, her şeyin konuşulabilmesi, bir ülkede demokrasinin varlığı aslında o ülkede eleştiri özgürlüğünün varlığıyla kaimdir. Alkışlama özgürlüğüyle değil, yani övme özgürlüğü değil, eleştirme özgürlüğüyle bir ülkede demokrasinin varlığından bahsedebiliriz. Şimdi çok özür dilerim. Şimdi seçimlerin yapılabiliyor olması bizim ne kadar huzurlu veya huzursuz olduğumuzun göstergesi tam olarak değildir manasını elbette ortaya çıkartıyoruz. Elbette. Ama mesela Afganistan'dan bugün herhalde Yemen'e kadar sayabileceğimiz, arada Irak, tabii, Libya, Tunus, evet, Mısır sayabileceğimiz, Suriye, yine Filistin'i sayabileceğimiz, Doğu Türkistan'a kadar gidebileceğimiz bir coğrafya genişliği ve bunun içerisinde takriben 4 milyon insanın vefatı söz konusu. Türkiye'yi benzerlik olarak belki o 2003 hadisesine götürüp örneklendirdiniz ama bu uzlaşıyı, toplumsal uzlaşıyı, mutabakatı sağlayamamamızın temel prensibi bizim buradaki bir eksen kayması ve toplum olarak bu eksen kaymasını kabul edişimizden kaynaklı mı? Yani eksen kayması mı? Şimdi ben yani şunu söylerken biraz önce saydığımız otoriter rejim özelliklerini saydığımızı yani onları ifade ettik. Bununla da birlikte otoriter rejimlerin temel dayanaklarından birisi şudur. Şimdi olağanüstü bir zamandan geçiyoruz. Şu anda bir saldırı altındayız. Dolayısıyla insan hakları ihlalinin yani bahsedilmesi dışarıya hizmet edecektir. Dolayısıyla bugün hakları insanlara temin edici bir çalışma yapmak dış güçlerle olan mücadelemizi ya da bir beka mücadelesini yıpratacaktır. Dolayısıyla bunlar lükstür. Dolayısıyla bugün asli olan meselemiz bizim bu mücadeleyi verebilmemizdir. Yani tırnak içerisinde söylüyorum bu otoriter rejimlerin dayandığı en büyük belki palavradır. Ama bugün bu Türkiye'de de siyasi iktidar tarafından dillendirilen hadiseler. Şimdi bunu bir tarafa alıyoruz. Türkiye'de demokrasinin her geçen gün yıprandığı bir süreçten geçiyoruz.
hukukun askıya alındığı, belki birazdan mahalle idareler seçimiyle ilgili meclis başkanının aday olması vesaire, bunu da ifade edeceğiz. Ama bugün özellikle hukukun, anayasanın askıya alındığı ve AK Partili dışında ya da Cumhur İttifakı'nın dışında kalan söylemlerin terörize edildiği ya da kriminalize edildiği bir süreci yaşıyoruz ve bu bir ülke açısından hukukun kıyıldığı anlamına gelir. Ben bir örnekle bunu açıklayabilmek mümkün. Bugünlerde duruşması dün başladı. Furkan Vakfı'nın yöneticisi Sayın Alparslan Kuytul yarın duruşma ya da mahkeme sonuçlanacak. Ben ümit ediyorum ki buradan serbest bırakılmasını temenni ediyorum. Şimdi bunun üzerinden Furkan Vakfı'nın ortaya koymuş olduğu etkinlikler ya da Sayın Kuytul'un ifadeleri tamamen bir iktidarın yaptığı yanlışları eleştirmekle alakalıydı. Ben TEM raporlarını inceledim, emniyetin bütün raporlarını inceledim. Hiçbirinde ne FETÖ'yle, ne PKK'yla, ne PYD'yle, ne DAEŞ'le, yani bütün terör örgütleriyle irtibatlı olduğuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Ama raporların hiçbirinde hiçbir terör örgütüne ne üye olmak ne de propagandasını yapmakla ilgili bir emniyetin en azından bir beyanatı yok. Ama tamamen siyasi gerekçelerle kendisi içeriye alındı ve anti hukuki siyasal bir süreç işletiliyor. Terör bunun gibi yok ama eleştirileri iktidara fazla aşırı olduğu için şu an bu durumu yaşıyor mu diyorsunuz? Tabii kesinlikle. Yani şöyle ki Alparslan Kuytul söylediklerinin bedelini ödüyor. Yani açılan şey bir suç dosyası değil, kendi ifadesiyle bir sus dosyasıdır. Dolayısıyla yani toplum bu tarz şeylerle kriminalize ediliyor ve bu son derece ülkeyi belki içine çektiği bir felakete doğru götürüyor. Şimdi buradan hareketle Vicdan İttifakı son derece önemli. Şimdi bir insanın canlı olmasını belki şu şekilde test edebiliriz. İşte kendi vücuduna bir iğne batırdığınız zaman canı yanar ve dolayısıyla canlı olduğunu anlayabilirsiniz. Ama insan olabilmek, yani insani meziyetleri kuşanabilmek şununla alakalıdır. Bir başkasının vücuduna iğne batırırsınız. Ondan eğer siz acı duyabiliyorsanız o zaman bir vicdanın varlığından ya da insani meziyetlerin varlığından bahsedebiliriz. Vicdan bunun için gereklidir. Şimdi ben birçok noktadan referansla vicdanı ele alabilmek mümkün. Şöyle ki Kıyamet Suresi'ne Cenab-ı Hak vicdanın kınayan sesine and olsun diyerek başlar. Kıyamet Suresi'ni anlatmaya ilk ayet-i kerime olarak bunu söyler. Hazreti Ömer yanlış bir işin ilk şahidi, o yanlışı işleyenin kendi vicdanıdır der. Yine vicdana işaret eder. İbn-i Rüşd'e soru sorulur. Denir ki İbn-i Rüşd'e insan nasıl özgür yaşar diye sorarlar. İbn-i Rüşd vicdanlı olarak diye cevap verir. Tabii bunu farklı geleneklerden de bahsederek güçlendirebiliriz. Victor Hugo şunu söyler. Vicdan insanın içindeki bir tanrıdır der. Vicdanına, yani insanın içindeki tanrıya danışan yanlış yapmaz, hata yapmaz diye ifade eder. Buradan bizim özellikle ifade etmiş olduğumuz şey, yani bizim vicdan diye bahsettiğimiz şey özellikle bu zorlu zaman dilimlerinde beni bize feda edebilmek erdemini gösterebilmektir. Peki. Yani vicdani bir mesuliyet bunu gerektirir. Şöyle, çok özür diliyorum. Mesela ekranda da şu an toplumsal uzlaşma nasıl sağlanmalı diye yazıyor arkadaşlar. Mesela vicdan ittifakı nasıl sağlanabilir manşetini çekebilirsek sevinirim. Yani vicdan ittifakı isminin ifadesinin kullanılmasını rica edeceğim. Önemsiyorum çünkü bu noktayı. Şimdi Türkiye'de 260 bin kadar tutuklu, 630 bin kadar karakola git gel yaşayan, yaklaşık 1 milyona yakın bir insanın sirkülasyonu söz konusu. Buna tamamıyla mağdur veya tamamıyla suçlu demek pek mümkün görünmüyor. Elbette. Şimdi bu 1 milyon 80'de bir. Hani toplum tamamıyla baktığımız zaman 80 kişiden birinde bir problem var. Huzur yok ya da aile, her ailede bir problem var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu da mesela benim içimde olmadığım bir durumken ama 81 milyonun içerisinde yer aldığımdan kaynaklı belki bir vicdanen bir rahatsızlık ediyor ama toplumun herkes rahatsız değil herhalde. Şimdi ben tabii burada şunu söylemekte yarar var. Ben bir hadise üzerinden meseleyi açıklayayım. Hı hı. Bir örnek üzerinden ya da bir kısa üzerinden belki ironik de gelebilir. Şöyle ki vaktiyle bir Ermeni, bir Türk ve bir Kürt bir Türk'ün üzüm bağına girer. Üzüm bağından işte üzüm vesaire yerler. Üzüm bağının sahibi bunları yakalar. Yakalar ve gelir. Türk'le Kürt'ü ayırır. İşte din kardeşliğinden sebep onları ayırır. Ermeni'yi çağırır. Ermeni'yi güzelce döver. Ermeni'yi dövdükten sonra
Kürde der ki ya burası benim yani bahçem, hani Türk belki bu hatayı yapmış olabilir ama sen niye benim bahçeme girip de üzümümü yersin der. Kürdü döver. Ondan sonra Türkiye döner der ki ya bunlar bir hata yapıyor da sen bunlarla birlikte olup da nasıl böyle bir işe girişirsin der. Orada Türk'ü de bir güzel döver. Şimdi onlar birbirine dönerler derler ki ya bir kişi üçümüzü nasıl dövdü diye sorarlar. En son verdikleri cevap şudur: biz Ermeni'yi dövdürmeyecektik. En başta hata. Biz Ermeni'yi dövdürmeyecektik. Şimdi Türkiye'nin meselesi budur. Türkiye'de bugün yükseltilmesi gereken en önemli meziyet şudur: kendin için istediğin bir şeyi bir başkası için istemek erdemi, kendin için istemediğin bir şeyi bir başkası için de istememek ve kendin için istemediğinin bir başkasına yapılmasına da müsaade etmemek, razı olmamak meselesi. Neden razı peki toplum? Yani toplumun bir kesimi bundan razı. Çünkü şöyle, şimdi biraz önceden hareketle yine bunu bağlamamız mümkün. Otoriter rejimlerin temel bir özelliği vardır ki insanlar ayakta durabilmek için iki yüzlü olmak durumundadır. Şimdi bunu biz bugün acı bir şekilde yaşıyoruz. Genç arkadaşlarımız, bizim kendi çalışma yaptığımız, aynı zamanda biliyorsunuz Gençlik Kolları Başkanlığı vazifemiz var. Genç arkadaşlarımızla birlikte çalışma yapıyoruz. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir ilde yaşadığımız bir hadise gerçekten hazin bir hadise. Bir ilde iktidar partisinin belediye başkan adayı İşkur'da bir odada oturuyor ve gençler gidiyorlar o iş başvurularını kendisine yapıyorlar. Şimdi böyle bir süreçten geçiyor ülke. Tamamen adaletin, ehliyetin, liyakatin, itaat ve sadakatin esiri haline getirildiği bir dönemi yaşıyor. Böylesi bir dönem insanların ayakta durabilmesi için, yani bu korkuyla siz insanları bastırırsanız, dolayısıyla insanlar zarar görmemek için, en azından belli kesimde insanlar zarar görmemek için iki yüzlü bir tavır takınmak durumunda kalırlar. Şimdi bizim geleneklerimizde şu söylenir, işte la ikrahe fi din denir. Dinde baskı ve dayatma olmaz. Siz bir şeyleri insanlara anlatabilirsiniz, tebliğde bulunabilirsiniz ama kimseye bir şeyi dayatamazsınız. Eğer siz bir fikri dayatırsanız sonra buradan türeyecek olan şeyler münafıklar olur. İnsanlar inanmaz ama inanmış gibi yapar. İnsanlar sizin gibi düşünmez ama düşünmüş gibi yapar. Bugün içerisinde bulunduğumuz toplumu korku ile bastırmaya çalışan bir iktidar var. Bu elbette hayatta ki kalmak için yapılan bir düşünce mi? İkiyüzlülük veya o münafıklık alametlerine baktığımız zaman toplumun temel sebebi, mecburiyetinin ismi adlandırdığımız zaman evet, hayatta kalmak için mi? Hayatta kalmak. Yani öyle ya da böyle bugün bunu birçok sebeple söyleyebiliriz. Birincisi, şimdi iki şeyle siyasi iktidar şunu hakikaten beceriyor. Bir, yani iktidarın yapmış olduğu, belki bunu formülize edecek olursak, bir sopa, iki havuç. Yani bunlar yani üzerinden meseleyi örneklendirebiliriz. Bir, sopayla tehdit etmek, iki de havuçla ödüllendirmek. Yani birincisi iktidarın sofrasından nemalanmak üzere, yani ganimetten pay almak, hazineden, kamu kaynaklarından pay almak için sessiz kalan önemli bir kitle var. Ve bununla da birlikte korktuğu için işte çocuğum kamu kurumunda başına bir şey gelebilir ya da öbür taraftan işte benim bir akrabam işte şurada çalışıyor başına bir iş gelebilir ya da sokak röportajlarında şahit oluyoruz. Yani belediyenin çalışmalar nasıldır diye vatandaşa sorduklarında ya ben bunu söylersem başıma iş alırım, dolayısıyla belediye çok güzel, belediyenin hizmetleri çok iyi, AK Parti'den memnunuz, AK Parti çok iyi. Ama şunu biz biliyoruz ki bu sürecin sonunda şimdi iki yüzlü diye tanımladığımız bir kitle var. Biz bunu üzülerek söylüyorum. Birebirdeyken oturup konuştuğumuz tırnak içerisinde söylüyorum. İktidarın kendi mensupları içerisinde birebirde oturup bize hak veren isimlerin daha sonrasında o topluluk içerisinde sesini çıkaramadığı ya da yanlışlara dur diyemediği bir ortamdayız. Çünkü şunu biliyoruz ki bakın, ben geçtiğimiz günlerde Mamak'ta işçileri ziyarete gittik. Orada TOKİ'nin 2 yıldır maaşını veremediği işçiler eylem yapıyorlar. Ziyaret ettik. Problem nedir, ne değildir? Bunu meclise taşıyalım, gündeme alalım vesaire. Dediler ki şimdi biz burada eylem yapıyoruz ama şundan korkuyoruz. 2 yıldır biz maaşımızı alamıyoruz ama polis vesaire gelir derse ki siz FETÖ'cüsünüz, ondan sonra vay bizim halimize, acaba maaşı alamamamız mı daha kötü yoksa bizi FETÖ'cü olarak ilan etmeleri mi daha kötü? Şimdi Türkiye bunu yaşıyor ama bu insanların hakkını savunabilmek için işçi olmamıza gerek yok.
Furkan Vakfı'nın yaşadığı hukuksuzluğun karşısında olmak için Furkan Vakfı mensubu olmamıza ya da Furkan Vakfı'nın bir gönüllüsü olmamıza gerek yok. Şimdi KHK ile işinden atılan yüz binlerce insan var. Bir KHK'lının acısına çare bulabilmek için ya da bunun yaşadığı problemleri çözmenin gayretinde olmak için KHK'lı olmaya gerçekten gerek yok. Yani sadece şimdi yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Roman vatandaşlarımız için basın toplantısı yapacağız. Ben geçtiğimiz günlerde Ankara Kale Mahallesi'ni ziyaret ettim. Roman vatandaşlarımızın yaşadığı son derece büyük dramlara şehadet ettik. Çok ciddi zorluklar içerisinde yaşayan vatandaşlarımız var. Ama bunların problemleriyle ilgilenmemiz için bizim öyle ya da böyle roman olmamıza gerek yok. Sadece insan olmamız insanların acısına karşı duyarlı olmak için yeterli bir meziyet olduğunu ben düşünüyorum. Peki o zaman şimdi söylediklerinizden şunu da anlıyorum. Vatandaş bir gün kapısı çalındığında güvenlik güçleri gelip sen şu konuda suçluysun, suçluymuşsun diye bildiri yapıldığında doğrudur. Siz söylüyorsanız doğrudur. Evet ben suçluyumdur diye gidip hiç sesini çıkarmayabilecek konumunda. Böyle bir ya durum sesini var. Sesini çıkarsa da yani çok para edecek bir durum değil. Başvurabileceği bir mecra da yok diyorsun. Tabii mecra yok. Şimdi yani ülkede yani bahsettiğim gibi hukukun rafa kaldırıldığı bir süreç var. Ben bunu şu örnekle anlatıyorum. Şimdi trafik polislerine vakti zamanında bu bir örnek anlatılır. Yani ironi de olabilir ya da reel bir örnek de olabilir. Bir trafik polisine 100 yapraklı bir koçan ceza yazmak üzere teslim edilir. Sabahtan akşama kadar polis 99 kişiye ceza yazar. O bir kişiyi bulamaz. Yani bakar ehliyeti var, o birinin işte kemeri var, işte ruhsat var vesaire. Hiçbirinde bir problem yok. En son bir tane motosikletli gider ona der ki nereye gidiyorsun? Motosikletli der ki önümde İsa, arkamda Meryem, ibadete gidiyorum der. He sen 3 kişi binmişsin motosiklete der ve cezayı yazar. Şimdi Türkiye'deki hukukun geldiği nokta bu. Ülkedeki hakim ve savcıların üstlendiği vazife ya da misyonu ne yazık ki bu. Şimdi eskiden 28 Şubat sürecinde Türkiye'de hakimler belki resmi ideolojinin ya da siyasi iktidarın aleyhine bir karar aldığı zaman ülkede yer değiştirme durumları olabilir. Yani Ankara'daki bir hakimi doğuya sürebilirlerdi. Ama bugün gelinen noktada bu hakimlerin sürüldüğü yerler cezaevleri. Yani bir ille bile değişim durumuna giremiyor ve cezaevlerine atılmak durumunda bir şey var. Böylesi bir sürecin bahsettiğimiz gibi böylesi bir süreçte zulüm kimden geliyorsa gelsin karşısında olmak. Peki. Mazlum her kim olursa olsun yanında olmak meselesi Türkiye'yi düzlüğe çıkarabilecek en önemli husus olduğunun altını ben bir kere daha çizmek istiyorum. O zaman toplumsal uzlaşıya bir limit parantez açıldığı zaman alt tabakada o zulüm ve mazlum, mağdur kısmı biraz daha derinlemesine geliyor Vicdan İttifakı'nın temel alt taşında. Burada şöyle bir şey var. Mesela o korku imparatorluğu da deniliyor. Bu yaşananların hepsine belki en doğru ifade korku imparatorluğu. Ama bu korku imparatorluğunda biteceği bir yer vardır. Bittiğinde, kırılma noktası geldiğinde ya da o kırılma noktası size göre nasıl? O bittiği an ne olacak? Ya da bu kırılma nasıl gerçekleşecek? Şimdi Grek kolonisi Torrentum kralı Pyrrhus vardır. Hı hı. Pyrrhus Roma kralına savaş açar. Ve bu savaşı her şeyi pahasına bu savaşı kazanmak için çabalar ve en nihayetinde bu savaşı kazanır. Savaşı kazanır ama her şeyini kaybetmiştir. Kaybı kazancından daha fazladır. Ama gözle baktığınız zaman rasyonel bir bakışla bu savaşı zahiren kazandığını görürsünüz. Ama Pyrrhus'un zaferi belki tarihte önemli bir hadisedir. Pyrrhus her şeyini kaybetmiştir ama o savaşı kazanmıştır. Ama bu savaşı kazanması kaybettiklerinden çok daha önemli şeyler değildir. Bugün Türkiye'de siyasi iktidarın zaferi Pyrrhus zaferidir. Pyrrhus zaferinden başka bir şey değildir. Ülkenin kaybetmesinden hiçbir endişe duymayan, ülkenin menfaatinin ne olduğunu umursamayan, ülkede işçinin, ülkede emekçinin, ülkede köylünün, öğrencinin, kadının, erkeğin, gencin, yaşlısının, esnafının nerede olduğunun, hangi sıkıntıları çektiğini umursamadan sadece kendi iktidarını güçlendirmeye çalışan bir anlayış vardır. Ve bu anlayış bu ülkeyi felakete götürecek bir nokta olabilir. Ama gördüğümüz bir hadise var ki şimdi biraz önce bahsettiğimiz gibi şimdi bu siyasi iktidarın gerek birincisi kendisinden nemalandığı için sesini çıkarmayan insanlar
ya da korktuğu için sesini çıkarmayan insanların sandıkta vicdanıyla baş başa kaldığında nereye oy vereceğini kimse bilemez. Bunun tarihte örnekleri vardır. Ben belki buradan marjinal bir örnek olabilir ama yani verelim mi vermeyelim mi bilmiyorum ama yani en azından şunu bir örneklendirme yapabilirsiniz. Şunu söyleyebiliriz. Şimdi Türkiye'de tek parti dönemi iktidarın sürekli ağzına pelesenk yaptığı bir şeydi. Yani tek parti uygulamaları, tek partinin hukuksuzluğu, tek partinin ülkedeki bir parti devleti haline geldiğinin fiiliyattaki zararlarını vesaire anlattı. Ama bununla birlikte bugün siyasi iktidar tek adam mantığına ve o dönemki sürece evrilmiş durumdadır. Yani bugün Türkiye'nin geldiği nokta budur. Ama vaktiyle bu problemlerle ilgili bu ülke nasıl ki bu sıkıntıları aştıysa ben inanıyorum ki önümüzdeki ilk seçimlerde de siyasi iktidar ciddi bir yara alacaktır. Çünkü bunu ben şuradan görüyorum. 24 Haziran seçimlerinde AK Parti 70'in üzerinde ilde oy kaybetmiştir. Cumhurbaşkanının kendisi 30'un üzerinde ilde oy kaybetmiştir. Şimdi böylesi bir süreci zafer olarak tanıtmak biraz önce bahsettiğim Pirus zaferinden başka bir şey değildir. Siyasi iktidar bu gücüyle aslında kendi raf ömrünü uzatmaya çalışıyor ama her geçen gün AK Parti çok ciddi anlamda bir oy kaybı yaşıyor. Çünkü bu oy kaybına rağmen işte seni Kasımpaşa'ya kadar kovalarız diyen bir partiyle ittifak yapmadan seçime giremez bir hale gelmiştir Adalet ve Kalkınma Partisi. Sayın Genel Başkanımızın bugün bir ifadesi var. Yani yerel seçimler belki iktidarın değişmesine sebep olmayacak ama değişmesine öncülük edecektir tarzında bir ifade kullandı. Yerel seçimleri bu mahiyette mi görüyorsunuz? Elbette, çünkü biz özellikle ben Milli Görüş Hareketi'nin genelde iktidara gelmesi yereldeki çalışmalarıyla mümkün olmuştur. Yereldeki dönüşümler aynı zamanda merkezi yönetimi şekillendirmiştir. Şimdi özellikle bugün içerisine girmeye çalıştığımız farklı belki propaganda usulleriyle toplumun manipüle edilmeye çalışıldığı bu seçim sürecinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok ciddi bir hezimetiyle karşılaşacağız. Ben bunu net bir şekilde ifade ediyorum. AK Parti 24 Haziran'da aldığı oyu alamayacaktır. Bunu ben net bir şekilde söylüyorum. Çünkü ülkede ne kadar gizlemeye çalışırlarsa çalışsınlar, ülkedeki ekonomik bunalım insanların AK Parti'ye olan bakışını net bir şekilde değiştirmiştir. Biraz önce bahsettiğimiz o korkudan belki bugün konuşamayan insanlar sandıkta AK Parti'ye gereken dersi verecektir. Bu kaçınılmazdır. Çünkü AK Parti bugün toplumdan soyutlanmış bir partidir. AK Parti bugün asgari ücrete yapılacak zammı eline gözüne dursun diyecek bir ya da demiş bir partidir. Toplumun sıkıntılarından arınmış sadece kendi yönetiminin refahını düşünen bir partidir. Dolayısıyla bu bugün vatandaşın gördüğü en önemli şeyler. Geziyoruz, Anadolu'da il il dolaşıyoruz, vatandaşlarla bir araya geliyoruz. Bir hukukun özellikle paletleri arasında inim inim inleyen insanlar ve bu hatırı sayılır bir vatandaş kitlesi. Bir diğeri özellikle bahsettiğimiz ekonomik problemler sebebiyle işte bugün soğanı ve patatesi dahi ithal etmeye mahkum bir ekonomi politikasıyla karşı karşıyayız. İşte bununla birlikte ekonomiyi bahsettik. Bir diğeri dış politikayla ilgili özellikle geçtiğimiz günlerde Trump için Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği bu fakir burada olduğu müddetçe kimse bu papazı bizden alamaz. İşte ver papazı, al papazı diye söylediği bir sürecin sonunda altın tepsiyle Branson'u Amerika'ya teslim etmiştir. Dolayısıyla dış politikayla da vatandaş ciddi bir vatandaşın gözünde AK Parti çok ciddi anlamda yıpranmıştır. Bunu aslında AK Parti çevreleri ses çıkarmasa bile seçimde bunun cevabını net bir şekilde ortaya koyacak. Sandık bir anlamda vicdan ittifakını ortaya koyacak diyorsunuz. Elbette. Bugün yani bir araya gelmediğimiz insanlarla bir sandıkta bir araya geleceğimizin yani gözlemlerimiz ya da çalışmalarımız ya da vatandaşlarla bir araya gelişlerimiz bunu
bize net bir şekilde ifade ediyor. Tabii siz KHK'larla ilgili de konuya da değinmiştiniz. Onların fazlasıyla etkileşim içerisinde olup seslerini, yani onların sesi olduğunuzu ifade ediyorlar. Onu da ben şimdi kısaca hemen söylemiş olayım görmüşken. Şimdi bir cümle, bir kelime kullandınız. Belki seçim konusuna tamamen girmiş gibi de olduk ama o konuda geçsin istemiyorum. Bugün Türkiye'de yaşanan şeyler 28 Şubat'tan daha mı kötü sorusunu sormak istiyorum ama bu soruya ilaveten belki de şunu da eklemek gerekecek. 28 Şubat'ı yaşayanlar bugünü yaşatıyor mu? Belki böyle de bakılabilecek bir gündem. Şöyle, bu konuda nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, ben önemli bir nokta. Evet, o nokta önemli. Yani 28 Şubat'ı yaşayanlar mıdır bilmiyorum ama 28 Şubat'ı yaşayan kadro bugün Saadet Partisi üzerine bu oyunları oynayan zihniyettir. 28 Şubat'ın manası Türkiye'de Milli Görüş Hareketi'nin iktidarını engellemek ve AK Parti'nin iktidarını önünü açmaktır. Dolayısıyla ben 28 Şubat sürecinde şu andaki iktidar yöneticileriyle ilgili işletilen sürecin, daha sonraki süreçlerin çok net olmadığı, biraz daha flu olduğu düşüncesindeyim. Şöyle ki o dönem verilen mücadelenin sadece Türkiye'deki statükoya dair verilen bir mücadele olmadığını biliyoruz. Milli Görüş kadrolarının vermiş olduğu mücadele. Burada önümüzde iki ayrım var. O ayrım şöyle önemli, iki ayrım. Bu örnek belki, yani biraz önce ifade ettiğim gibi, bu örnek marjinal bir örnek olabilir. Ama meseleyi anlatması açısından önemli olduğu düşüncesindeyim. Şimdi Refah Partisi'nin o dönem ortaya koymuş olduğu mücadele, Refah Partisi iktidardayken de dünya siyonizmine karşı muhalif bir partiydi. Yani dünyada vermiş olduğu mücadele son derece önemli bir mücadeleydi. Bunun neticesi olarak verilen mücadele şöyle ki, ortada, tırnak içerisinde söylüyorum bunları. Yani lütfen izleyicilerimiz de yanlış anlamasın. Ben mesele biraz daha net bir şekilde ifade edilsin diye söylüyorum. Şöyle ki, örnek veriyorum, Firavun'la Musa'nın mücadelesinde. Yani iki şeyden dolayı biz Firavun'a muhalefet edebiliriz. İki şeyden dolayı Firavun'un politikalarını eleştirebiliriz. Bir, Firavun halkına zulmeden bir liderdi. Yani o dönemle de kıyaslamıyorum. Yani izleyicilerimiz, tekraren söylüyorum yanlış anlamasın. Firavun yanlış bir liderdi. Firavun kötü bir liderdi. Dolayısıyla yerine ahlakın, iyiliğin, adaletin hakim kılınması gerekirdi. Dolayısıyla bundan dolayı Firavun'a karşı bir mücadele ve eleştiri ya da muhalefet yapıldı. Bu meselenin birincisi. İkincisi şudur. Firavun'a karşı mücadele edilir. Firavun'a karşı muhalefet edilir. Firavun şöyle servet biriktiren bir adamdı. Şöyle iktidar gücüne ulaşan bir insandı. Dolayısıyla bunu alaşağı edersen ben Firavun'un yerine geçebilirim mantığı. Ya yani muhalefet etmenin böyle de bir yönü var. Şimdi Türkiye'de özellikle bugün iktidar olan düşüncenin vardığı nokta biraz böyle bir nokta. Yani zulmeden insanlar vardı, Müslümanlar mağdur eden bir düşünce yapısı vardı. Biz iktidara gelelim ve biz zalim olalım. Onlar bu ülkenin kaynaklarını semiriyordu. Dolayısıyla biz bu ülkenin kaynaklarını semirelim. Ya adaleti getirmek ya da kalkınmayı getirmek değil. Şimdi adalet denilen şey bugün ülkede hukuksuzluğun teminatı haline gelmiştir. Kalkınma denilen şey de bugün ülkede sömürünün teminatı haline gelmiştir. Ülkede bugün 17 yıllık belki bir iktidarlık sürecinden bahsedebiliriz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Bu 17 yılın sonundaki en önemli iki ihtiyaç nedir diye sorarsanız, bir adalet, iki kalkınmadır. Peki parantez içinde, Türkiye'nin sonunu nasıl görüyorsunuz? Bu anlattığınız örneği de dikkate alarak sormuş olalım. Yani Türkiye'nin sonunu nasıl görüyoruz? Türkiye'nin sonu, ya öyle ya da böyle biz bu toprakların mayası kötülüğü içerisinde barındırmaz. Yani biz buna inanıyoruz. Çünkü bu toprakların mayası kendi müktesebatında iyiliği üzerinde yeşeren bir mayadır. Dolayısıyla bu ülkenin mayası kötülüğü tutmaz. Yani sadece bu ülkede biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nden önceki tiranlaşma düşüncesindeki siyasi partileri de gördük. Ama öyle ama böyle, hakikatin er ya da geç adaletsizliğin ensesinden yakalamak gibi bir vazifesi ve fıtratı vardır. Bunu ben birçok yerde ifade ediyorum. Şimdi yeni doğmuş bir karetta karettanın suya ulaşma çabası bunun tamamen fıtratıyla alakalıdır. Yani kendisinin aldığı bir eğitim ya da bir terbiye sonucu değil, fıtratıyla alakalıdır. Ya da bir kuşun ilk doğduğunda gösterdiği kabiliyet onun fıtratıyla alakalıdır. Ya da bir bebeğin
emme güdüsü onun biraz fıtratıyla alakalıdır ama bildiğimiz bir hakikat var. Eğer bir yerde bir zulüm doğarsa bu zulmün fıtratında da yıkılmak vardır. Bu kaçınılmaz. Er ya da geç bu ülkeye adalet de gelecek. Er ya da geç bu ülkeye kalkınma da gelecek. Bu kaçınılmaz bir hakikattir. Çünkü siz insanların ahı üzerine bir iktidar inşa ederseniz bunun sonu hüsran olmaktır. Kaçınılmaz. Bu sadece sizin raf ömrünüzü uzatabilir. Şöyle ki bunu ben işte Titanic filmindeki bir örnekle açıklayabilirim. Şöyle Titanic filmi biliyorsunuz yani kamuoyu bilir. Birçok kişi bunu izlemiştir. Gemi yani öyle bir gemi ki Tanrı'nın batıramayacağı bir gemi olarak inşa edilir. Yani bu önemli bir iddiadır. Gemi su almaya başladığı anda görevliler kaptana giderler derler ki gemi su almaya başladı. Kaptanın söylediği şey bence son derece önemlidir. Kaptan der ki müziğin sesini açın. Şimdi bugün AK Parti yöneticilerinin ifadeleri, AK Parti yöneticilerinin kullanmış olduğu cümleler, sarf ettiği cümleler, takındığı tavırlar tamamen biraz daha volümü arttırmakla ilgilidir. Bu aslında bu geminin, AK Parti denen geminin su aldığının en net işaretidir. Çünkü suyu alan AK Parti mi, ülke mi? Yok, ben suyu alanın AK Parti olduğu düşüncesindeyim. Yani bir bekadan bahsediliyor. Özellikle bu mahalle idareler seçiminin bir bekaya endekslendiğini görüyoruz ama ben bu ülkenin bekasının bu ülkeyi AK Parti'den kurtarmakla mümkün olduğu düşüncesindeyim. Yani aksi halde bugün kurulu olan Cumhur İttifakı bu ülkeyi yani bahsettiğimiz üzere ben bunun böyle gideceği düşüncesinde değilim. Özellikle bu mahalle idareler seçiminde AK Parti çok ama çok ciddi bir oy kaybına uğrayacak. Ve bir sonraki genel seçimlerde ben AK Parti'nin yani çok daha kötü bir noktada olacağı, özellikle yani mecliste bulunan milletvekili sayısı anlamında da çok daha yıpranmış ya da AK Parti'nin artık tarihin tozlu sayfalarında bir parti olarak anılacağı bir sürece giriyor olduğu düşüncesindeyim. Yani 89'lara 84'leri atıfta mı bulunuyorsunuz aynı zamanda bir ANAP sürecinin yaşanacağını mı düşünüyorsunuz? Elbette yani ben o düşüncedeyim. Şimdi 94 ruhundan bahsediyor Cumhurbaşkanı. 94 ruhu herkes bilir ki Milli Görüş Hareketi'nin ruhudur. Dolayısıyla 94 ruhu bu seçimlerde de hayat bulacaktır. Ve 94 ruhunun bu seçimlerde hayat bulması dün ANAP'ı nasıl ki alaşağı ettiyse bugün de Adalet ve Kalkınma Partisi'ni alaşağı edecektir. Peki 2000'lerde ya da 2000 hemen öncesinde iktidar partisinin mevcut hayat bulduğu dönemlerde bir Erdemliler Hareketi diye bir slogan vardı. Bugün de iyi insanlar hareketi diye nitelendirilen bir ifade tarzı var. Bir partiyle sınıflandırarak söylemiyorum bunu. Evet. Bu Türkiye'de bir değişimin olduğu, Tayyip Erdoğan sonrası Türkiye'nin hazırlığı veya başka bir oluşuma dair gidişatın göstergesi midir? Yeni bir Türkiye yönetim sistemi için birileri hazırlık mı yapıyor sizce? Yani şöyle ben birilerinin hazırlık yapamadığı tek parti Saadet Partisi'dir. Ben bu düşüncedeyim. Yani küresel anlamda yani, elbette yani küresel anlamda Türkiye'de iktidarı elinde bulunduranların ben bu ülkede olduğu düşüncesinde değilim. İktidarı elinde bulunduranların üzerinde oynayamayacağı ya da üzerinde yeni bir oluşuma giremeyeceği tek partinin Saadet Partisi olduğu düşüncesindeyim. Bu meselenin bir tarafı. Öbür tarafında diğer partilerle ilgili yakın gelecekte ya farklı şeyler elbette ki olabilir. Farklı belki oluşumlar üretilebilir. Yani onunla ilgili de en nihayetinde şu anda bir kehanette bulunmayı çok da doğru görmüyorum. Ama ben özellikle bugün ülke açısından Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2002'den 2019'a kadarki sürecini kendi belki tasnifleriyle birlikte şöyle sınıflandırabiliriz. Bir, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çıraklık dönemi diye tarif ettikleri bir dönem vardı. İki, kalfalık dönemi diye tarif ettikleri bir dönem, ustalık dönemi, büyük ustalık dönemi ve Cumhurbaşkanlığı sistemi dönemi. Şimdi bunların her biri aslında ülkede bir şeylerin üzerine örtmüştür ya da örtmek için kullanılmıştır. Şimdi çıraklık döneminde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Avrupa Birliği sevdası o dönemki Kemal Derviş politikalarının üzerine örtmek için kullanılmıştır. Bir diğeri ülkede özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kalfalık dönemi ülkede Ergenekon'la verilen mücadele adı altında paralel yapının ülkede söz sahibi olmasının
görülmesini engellemiştir. Bir diğeri ustalık döneminde yeni anayasa diye ifade edilen sürecin, yeni anayasa tartışmalarının ülkedeki terörün üzerini örttüğü görülmekte. Ve biraz daha ileri gidecek olursak yakın geleceğe dönük, büyük ustalık döneminde de özellikle paralel yapıyla verilen mücadele ülkedeki dış politikanın üzerini örtmüştür. Ve son cumhurbaşkanlığı seçiminde de geçmişe dönük olan bütün günahlarının üzerini örtecekti ki siyasi iktidar. Bu kriz patlak verdi. Ekonomik ciddi bir krizin patlak verdiğini gördük. Çünkü bu zihniyetin ve bu politikaların artık denizin değil kumun bittiğini görmesi kaçınılmazdır. Üzerini örtmeye çalıştıkları hakikat bugün nevzuhur eden bir sürecin içerisindedir. Şimdi özellikle küresel anlamda bir şeylerin üzerini örtmeye çalıştıkları gibi mikro anlamda da bir şeylerin üzerini farklı şeylerle örtmeye çalıştılar. Ne gibi? Özellikle ülkedeki işsizliğin, yani artan işsizliğin üzerini açılan AVM'lerle örtmeye çalıştılar. Öte yandan boşanmaların artışını yeni konutların hızlanması, yeni konutların yapılmasıyla üzerine örtmeye çalıştılar. Yine öte yandan insanların suç oranına bulaşmasını, bunun artışını öte yandan açılan cezaevlerini müjde olarak sunmakla kapattılar. Yine öbür taraftan ahlaksızlığın her geçen gün daha çok artmasını yeni açılan imam hatiplerle örtmeye çalıştılar. Ve bunun neticesinde de, bu anlayışın neticesinde de gelinen noktada 16-17 yıllık bir örtme politikasıyla Türkiye bir sürecin içerisine giriyor. Ve bu örtme politikası aslında sorunları çözmek değil, sadece kendi raf ömrünü uzatabilmek için bir şeyleri ötelemekten ibaret. Çünkü bunun neticesi olarak biz rezidansların ve yüksek binaların en çok olduğu ülkeyiz. Ama faizle borçlanmanın en ciddi olduğu bir ülkeyiz. Ekonomi kısmına yine ikinci bölümde gireriz. Yani ben özellikle 16-17 yılda bahsettiğim bu örtme politikası ülkeyi bu enkazın içerisine getirmiştir ve bunun da ilk ceremesini ve faturasını geçtiğimiz günlerde bir faturayı kamuoyuna arz etmiştik. Bu fatura 31 Mart günü vatandaşın bizatihi AK Parti'ye hesabını sormasına sebep olacak. Şimdi az önce partiler arasındaki geçişkenlik ya da yeni Türkiye'nin, Türkiye'nin yerel seçimden sonra başka bir oluşuma gidecek mi diye de sormuştum ama evet. Mesela bugün sizin partinizden daha çok iktidar partisine giden insanların sayısı çok fazla. Ya da diğer partiler arasında şu an değişkenlikler, geçişkenlikler çok fazlasıyla mümkün. Diğer partilere gitmiş ya da o gittiği partilerden de ayrılmış insan kitleleri varken onlara böyle davet, çağrı yapıyor musunuz? Gelin tekrar bu erdemliliği gösterin ve bu kapıya gelin diyor musunuz? Elbette bunu biz her platformda söylüyoruz. Yani şunu net olarak söylüyoruz ki dün hangi hakikatleri söylüyorsak bugün de aynı hakikatleri söylüyoruz. Biz Saadet Partisi olarak bu ülkeyi bu bataklıktan kurtaracak olan yegane partiyiz. Bu ülkede topluma unutturulan değerlerin bütünüyüz. Biz Saadet Partisi ve Milli Görüş Hareketi olarak bu toplumdan, bu vatandaşlarımızdan aldıkları, tükettikleri, dejenere ettikleri değerlerin tamamı olan bir hareket olarak biz Milli Görüş Hareketi olarak vatandaşımızın 81 milyonuna her platformda sesleniyoruz. Bu birincisi. İkincisi diğer siyasi partilerde bulunan vatandaşlarımıza. Bahsettiğiniz gibi işte bu geçişlilikle ilgili süreçler vesaire, bunların tamamına biz Saadet Partisi olarak sesleniyoruz. Bu ülkenin kutuplaşmanın değil kucaklaşmanın dilini kullanacağı bir ülke olması lazım. Bu ülkede dili, ırkı, rengi, mezhebi, siyasi yaklaşımı ve ideolojisi her ne olursa olsun bu ülke sadece bir partinin değil, bu ülke 81 milyonun ülkesi olmak zorundayız. Bunu bizim inşa etmek gibi bir mesuliyetimiz toplum olarak var ve biz Saadet Partisi olarak bu misyonla 81 milyon insanımızın Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, diğer farklı etnisite ya da dini ayrımlara tabi olan bütün unsurlarla biz bu ülkeyi yönetmeliyiz. Bunu sadece biz yani bir üslup olarak, sadece bunu bir siyasal propaganda aracı olarak söylemiyoruz. Evvelki iktidarlık süreçlerimiz zaten bunun en net şekilde uygulandığı
Süreçler ki kamuoyu zaten bunu net bir şekilde biliyor. Bizim bu anlamda bu süreçte de vatandaşa söylediğimiz zaten budur. Biz Saadet Partisi olarak bugün ülkedeki mağdur edilen ya da mağdur edilmeyen bütün kesimlerin kendi eviyiz, kendi hanesiyiz, baba ocağıyız. Bunu net olarak söylüyoruz ve bu tabii söylemlerimizin kamuoyunda karşılık bulmamasının yegane sebebi de biraz evvel bahsettiğimiz problemlerin belki bir uzantısı olarak medyanın iktidarın kontrolü altında tamamen olması, medyanın iktidarın elinde tekelleşmesi, Saadet Partisi'nin sesinin farklı kitlelere, farklı halk topluluklarına ulaşmasının önünde en büyük engel olduğu düşüncesindeyiz. Yoksa zaten bunu biz her platformda ya da konuştuğumuz her mecrada bunu zaten ifade ediyoruz. AK Parti'deki seçmeninize de ya da idarecilere, yöneticilere de tekrar bir davet de yapmış oldunuz diyelim. Elbette. Teşekkür ediyorum. Bir araya gidelim müsaadenizle. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra ikinci bölümde seçim atmosferini de yine daha çok gündem konusu olarak ele alacağız. Ve ekonomik meseleleri de dikkate almış olacağız. KHK'lılar veya diğer izleyicilerimizin göndermiş oldukları mesajlar için de teşekkürlerimizi iletelim. Saadet Partisi Konya Milletvekili Sayın Abdülkadir Karaduman bizimle birlikte buluşma noktasında kısa bir ara. Aradan sonra yeniden buradayız efendim. En son trende kalmıştık. Değerli izleyenler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birlikteliğimizde sorularınızı da almaya çalışıyoruz. Saadet Partisi Konya Milletvekili Sayın Abdülkadir Karaduman bizimle birlikte. Toplumsal uzlaşı başlığı altında vicdan ittifakı ve temel taşlarını değerlendirmeye çalışıyoruz. Bugün gün içerisinde ve önceki günde yine buna benzer soruları işitmiştim. Neden hep toplumsal uzlaşı meselesini masaya yatırıyorsunuz, konuşuyorsunuz diye. İnsanların, toplumun en çok ihtiyacı olan şeyin birbirini dinlemek olduğu kanaatindeyim. Kurumsal olarak da bu düşünceye hakimiz. Bu anlamda da bu meseleyi her platformda herkesin düşüncesini alarak değerlendirmek istiyoruz. Geçen hafta da söyledim. Bir siyasi partinin temsilcisi kendi siyasi partisinin gönüllüsü ya da yöneticisini dinlemekten hoşnut oluyor. Ama bir siyasi partinin temsilcisi bir başkasını dinlemek istemiyor. Ekranlar aslında herkesi dinlemeye müsait olmalı diye düşünüyorum. En son kaldığımız husus size partinizden içinden kopanlar ve tekrar onları neden davet etmiyorsunuz diye sormuştum. Siz de reklam arasında dediniz ki aslında biz daha farklı şekilde davet ediyoruz. Onu kısaca şimdi alabilirim değerlendirmenizi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı şunu ifade etti. Bu trenden inenler bir daha bu trene binemez diye söylediler. O kendi partisi için tabii. Tabii kendi partisi için Sayın Cumhurbaşkanı bunu söylediler ve ben geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf gördüm ve çok üzüldüm. Yani kendi son dönemde yakın çalışma arkadaşları, trenden inen birisi, babası vefat etmiş ve kendisini bir kişi bile şu anda ihtar yetkililerinden, Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi yakın çalışma arkadaşlarından bir kişi bile cenazeye gitmemiş. Yani bu fotoğrafı görmüş olmam gerçekten üzücü bir hadise. Çünkü bugün yani kendi düşüncesine sahip olan insanlara bile kendi yanlışını söylediği için tahammül edemeyen bir yönetim anlayışıyla aslında biz karşı karşıyayız. Ama biz biraz önceki belki söylediklerimizde paralel bir şekilde, devamı olacak şekilde şunu söylüyoruz. Trenden inenler de, trende devam edenler de, trene hiç binmemiş olanlara da bizim Saadet Partisi olarak kapımız açıktır. Şimdi bizim kimseyi trenden atmak gibi, kimseyi trenden indirmemek gibi, kimseyi bir daha kendi trenimize bindirmemek gibi de bir huyumuz ve ahlakımız kesinlikle söz konusu olamaz. Biz bizim gibi düşünsün ya da bizim gibi düşünmesin. Ya da bizi eleştirsin ya da bizi eleştirmesin. Herkese mutlaka ama mutlaka herkesin kendisini bulabileceği, kendinden bir şeyler bulacağı bir siyasi parti olarak, bir Saadet Partisi olarak bunu net bir şekilde söylüyoruz. Bizim bu ülkede herkesin özellikle Saadet Partisi bugün 81 milyona hitap eden bir partidir. Bunu söylemleri, kanaatleri, çalışmaları net bir şekilde bunu ortaya koymuştur. Dolayısıyla biz buradan, ben tekrar ediyorum, trene binenlerin de, trenden indirilenlerin de, trenden kendi isteğiyle inenlerin de, trene hiç binmeyenlerin de kendisini mutlu ya da müreffeh bir şekilde bulacağı bir parti olarak biz kendilerini davet ediyoruz. Ama
Şunu da söylemeden ben geçemeyeceğim. Şöyle ki trenden inenlerin yahut indirilenlerin bugünkü yanlışlara karşı sesini çıkarmamasını da tarih affetmeyecektir. Bugün eğer trenden inenler bu trenin yanlış olduğuna dair bir şey söylemezlerse bu ülkeyi AK Parti trenden aşağıya atma seviyesine getirecektir. Bu vebalde, bu yükümlülükte bu problemleri ya da sorunları bilen herkesin omuzlarındadır. Onlara da ben bu meseleyi buradan hatırlatmak istiyorum. Şimdi bizim özellikle sadece kendi parti içimizde yani bile bugün siyasi iktidar açısından söylüyorum. Kendi parti içinde bile farklı bir sese tahammül edemeyen bir anlayış hakim. Ama biz bugün 81 milyon olarak birbirimize tahammül etmek zorundayız. Biz 81 milyon olarak bir başkasının farklı rengine, bir başkasının farklı diline, bir başkasının farklılığına tahammül etmek zorundayız. Ancak böyle biz bir ülke olabiliriz. Ancak bu şekilde biz bu kardeşliği inşa ederek bir ülke olduğumuzu varsayabiliriz. Ancak bu şekilde biz bir ve beraber olduğumuz müddetçe dışarıya karşı ortak bir mücadele verebiliriz. Bu ülkede bakın ben üzülerek bir şeyi söylemek istiyorum. Şimdi ülkede siyasi fraksiyonlardan yani sağ fraksiyona baktığımız zaman ülke müktesebatı, geçmiş müktesebat içerisinde Amerika'yı çok da problemli gören bir düşünce yapısına sağ fraksiyon sahip değil. Yani bunu biliyoruz. Yani 68 döneminden bugüne kadar ya da sağ iktidarların Amerika ile olan ilişkilerini net bir şekilde biliyoruz. Ama öte taraftan bakın bugün hazin bir şeyle karşı karşıyayız. Bugün gelinen noktada ülkede anti-Amerikan bir konum üzerinden kendini tanımlayan sol fraksiyon bile Amerika'yı artık çok da kötü bir şey olarak görmüyor. Çünkü Türkiye'de bu hukuksuzluklar insanların dışarıdan bir adalet ithal edilmesi ihtiyacını doğuruyor. Ve bu ülke açısından bir felaket demektir. Bakın burada ben korkutucu bir şeyden belki de rahatsız edecek olan bir şeyden bahsediyorum. Bugün bu ülkede insanlar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu zorbalığına karşı ne Amerika'yı ne de İsrail'i artık çok da büyük bir tehdit olarak, çok da büyük bir yanlış bir yapı ve organizasyon olarak görmüyorlar. Ve bugün, ben daha bugün yaşadığım bir hadise, Kızılay'da bir yerde genç arkadaşlarla muhabbet ederken, yani kendileri şunu ifade ettiler. Bakın biz bu coğrafyada Müslümanların bu yanlışlarını görüyoruz. Dolayısıyla biz İsrail şöyle kötü bir ülkedir, Amerika böyle bir kötü bir ülkedir, romantizminden sıyrılmalıyız diyor gençler. İnsanlar bu noktaya evriliyor. Eğer siz bu yanlışlara karşı sesinizi yükseltmezseniz, eğer siz bu yanlışların bu şekilde uygulanmasına sebep olursanız bu ülkenin felaketi demektir. Bakın net olarak söylüyorum, eğer bu ülkeye birileri dışarıdan demokrasi, tırnak içerisinde söylüyorum, birileri dışarıdan insan hakları, birileri dışarıdan adalet getirmeye çalışır ve içerideki insanlar da bu adaletin gelmesini isterlerse o zaman bu ülke için bu bir felaket demektir. Irak'ta yaşanan bundan başkası değildi. Suriye'de yaşanan meseleler belki bunun bir parçası sayılabilirdi. Dolayısıyla sizin farklı olan şimdi bir şey var. Bir şiir vardı, ben aklıma geldi. Bu özellikle bu toplumsal uzlaşı ya da tahammül edebilmek meselesiyle ilgili son derece önemli. Orada söylenir der ki hangi kuş farklı ötünce diğerine yasak koyar? Hangi çiçek farklı renkte açtı diye diğerini ayıplar? Derisinden, dilinden ötürü öldürülüyor insanlar. Ah insanlar, her şeyi bulup da kendini bulamayanlar. Ya bu şiir bence... Ya bugünkü Türkiye'yi de, bugünkü Orta Doğu'yu da, bugünkü dünyayı da tanımlayan bir şiir. Ama bizim insanların farklı rengine de, insanların farklı diline de, insanların farklı düşüncesine de tahammül etmek zorundayız. Ben insanların söylediği şeyler size yanlış gelebilir. İnsanların ifade ettiği hususlar sizin hoşunuza gitmeyen şeyler de olabilir. Ama bu insanların konuşma hakkını elinden almanıza sebep olmaz. Burada şeyin bir sözü var. Emil Zola'nın bir sözü var. Der ki Emil Zola, söylediğin şeylerin son derece yanlış olduğunu düşünüyorum. Ama bunu söyleme hakkını her yerde savunacağım der. Eğer siz bir başkasının sesinin kısılmasına göz yumarsanız, bu yakında sizin aynı şekilde sesinizin kısılmasına ya da birilerinin sizin üzerinize baskı ve tahakküm oluşturmasını da
sağlıyor. Ermeniyi dövdürmeyecektik meselesine gelecek diyorsunuz. Yani Ermeniyi dövdürmeyeceksiniz meselesi. Bir örnek daha var. Bir horozu sabah namazı vaktinde öttü diye gelirler. Derler ki işte şu vakitte ötmeyeceksin der. Horoz der ki tamam ötmeyeyim der. Sonra başka bir şey söylerler. Horoz der ki tamam onu da yapmayayım. İşte bir şey söylerler onu da yapmayayım. En son horoza derler ki yumurtlayacaksın. Yani horoz der ki keşke en başta ötseydim de başımı alsalardı. Yani şimdi bu cesareti Türkiye'nin göstermeye ihtiyacı var. İnsanların yürekli bir şekilde bu adaletsizliğe karşı bir araya gelme ihtiyacı var. Bizim özellikle vicdan ittifakı dediğimiz mesele budur. İçinde zerre-i miskal vicdanı olan bütün insanların bu yanlışlar karşısında bir araya gelmeye ihtiyacı var. Şunu söylerken ben salt bir iktidar kavgası üzerinden meseleyi ifade etmiyorum. Ya da salt bir anti-AKP yapısı oluşturalım diye de söylemiyorum. Ama bu ülkeye hukukun, bu ülkeye adaletin gelmesinin mücadelesini ancak ve ancak birbirimize tahammül edebilerek, ancak ve ancak empati geleneğini güçlendirerek, ancak ve ancak başkasının acısı için mücadele ederek ortaya koyabiliriz. Bunu söylüyoruz ve bunu söylerken de ben şunu da net bir şekilde söylüyorum. Biz Saadet Partisi olarak bugün toplumda hakkı yenenlerin mücadelesini verdiğimiz gibi, bak net olarak söylüyorum. Bugün siyasi iktidara karşı eğer yarın bir haksızlık ve hukuksuzluk yapılırsa bunun karşısında da biz Saadet Partisi olacağız. Bunu da buradan net olarak söylüyoruz. Eğer yarın AK Parti saflarında olanların kendilerine karşı bir hukuksuzluk, haksızlık yapılırsa, hakları yenilirse burada biz Saadet Partisi olarak gerekli mücadeleyi vereceğimizin de ben altını çiziyorum ve sözünü veriyorum. Biz sadece insanların düşünce yapısı ya da muhalif diye onlara sarılalım ya da sadece iktidara karşı olduğu için değil. Ama bugün toplumda emeklilikte yaşa takılan AK Partili insanlar var. Ama bugün bu ülkede asgari ücretle geçinemeyen AK Partili insanlar var. Yani bunlar AK Partili diye bu sorunlara biz göz yumalım demek elbette ki hem ahlakın hem de vicdanın içine alamayacağı bir durum demektir. O konulara tam geleceğiz ama mesela geçtiğimiz günlerdeki sizin gençlerle olan söyleşinizde ben bir sual yöneltmiştim. Şimdi orada merakımla cevaben bir şeyler ifade ettiniz, aldım ama evet. Hazır TV ekranındayken izleyicilerimiz de vakıf olabilmeleri açısından merak ettiğim hususun belki detaylıca bir kez daha sizden öğrenmek de isterim. Şimdi 21 milyonluk bir AK Parti seçmeni vardı. Diğer tarafta da 19 milyonluk CHP seçmeni. Arada 2 milyon bir fark var. Ama bu farkın detayı, ayrıntısı belki de düşünce, bakış açısı, sağ sol kavramı gibi farklı farklı evet. Nitelendirilebilir. Siz az önce dediniz ki AK Parti trene inenler, binenler, tekrar inip düşünenler hepsi gelebilir. Çok evet. ince bir noktaya temas ettiniz. Belki AK Parti tabanı için bu çok net bir ifadeydi. Yakın tarihte seçimle beraber Cumhuriyet Halk Partisi seçmeniyle de çok yakın bir kaynaşma yaşadınız. Bu da bir toplumsal uzlaşı örneği olabilir. Evet. Ama burada mesela sizin de farklılaştığınıza dair eleştiriler var. Ama bu eleştirilere siz diyorsunuz ki biz her kesimle bir araya gelebiliyoruz diye nitelendiriyorsunuz. Örneğin Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde Fazıl Say'ın konserine gitti. Evet. Belki Metin Akpınar'ı da Müjdat Gezen'le de bir çay içseydi Türkiye daha rahat bir şeyde bir süzgeçten geçebilirdi. Bu süzgeç geçişleri ya da demleme hareketleri, partiler arasındaki konuşma birlikleri, topluma yansıması, Saadet Partisi'nin CHP'ye, AK Parti'ye bakışı, toplumun diğer kesimlerine bakışı, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ben özellikle yani Saadet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'yi içine alan Millet İttifakı'nın ülkenin bu kadar birbirine gerildiği bir dönemde ben ülkede özellikle şimdi çok ciddi bir popülizm var ve popülizmi herkes bilir. Ben buradan yani ders verme noktasında bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum. Ama popülizmin en önemli detaylarından birisi şudur ki popülizmde biz ve onlar ayrımı vardır. Bu biz denen yani siyasi iktidarın kullandığı argüman açısından Amerika Devlet Başkanı Trump'ın özellikle son seçimlerde Hillary Clinton'ı onlar üzerinden yıpratmaya çalışması ve Hillary'nin işte eğer iktidara gelirse ülke için bir felaket olacağını, işte bunların yolsuzluk yapacağını, hırsızlık yapacağını söylemesi kendi iktidarına giden yolun şeylerini döşemiştir, kilit taşlarını döşemiştir. Bunun aynısı bu kutuplaştırıcı dilin aynısı bugün
özellikle son seçimlerde çok daha net bir şekilde ortaya çıktı. Çünkü son seçimlerde siyasi iktidar özellikle son seçimlerde kendi saflarında bulunan insanları Müslüman, kendi saflarında ittifaklarında bulunmayan insanları tırnak içerisinde belki de müşrik olarak tanımlayacakları, kendi içlerinde bulunanları vatansever, karşı tarafta bulunanları vatan haini olarak, gayrimilli unsurlar olarak tanımladıkları bir dönemde Saadet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir araya gelmesi toplumu bu felaketten kurtaran en önemli adımdır. Bu bugün anlaşılmasa bile yarının Türkiye'sinde bu meselenin anlaşılması çok daha mümkün olacaktır. Uçurumun kenarından geri mi çekildi yani? Yani tabii yani ülkede herkesin birbiriyle kavga ettiği bir dönemde Saadet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi ki kamuoyu nazarında asla bir araya gelemeyecek olan partiler. Kamuoyunun nazarında de var ama. Koalisyon dönemleri vesaire de yapılmıştı. Bu iki partinin bir araya gelmesi Türkiye'yi özellikle bu ittifak vesilesiyle bir felaketten, bu kutuplaştırıcı siyasal iletişim dilinden nefret ve linç kültürünün topluma yerleştirilmeye çalışıldığı bu dönemde bu farklı kanaatlere sahip partilerin bir araya gelmesi ülkeyi düzlüğe çıkarmıştır. Ben burada gördüm, söyleyecektim ve değinecektim. Siz hatırlattınız. Bu fotoğraf bence son derece önemli bir fotoğraf. Cumhurbaşkanının Fazıl Say'ı ziyaret etmesi Türkiye açısından son derece önemli bir kazanım. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum bu ziyaret vesilesiyle. Kendisi elbette ki bu ziyaretleri yaparak toplumun özellikle gerildiği bir dönemde bu ziyaretler son derece önemli ve pozitif ziyaretler. Tabii kendisi bunu yaparken bir başka mütedeyyin camiadan birisinin yani sol fraksiyonda biriyle bir araya gelmesini de ihanetle özdeşleştirmemesi gerekir. Yani kendisi yaparken bir toplumsal uzlaşı örneği ama Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ile bir araya gelince işte bunlar bir araya geldiler, vatana ihanet etmeye çalışıyorlar, bu vatanın altını oymaya çalışıyorlar gibi söylemlere girmemeleri gerekir. O anlamda da ben yine bu ziyaretin önemli olduğunu düşünüyorum. Keşke bu ziyaret gibi Metin Akpınar'ın da ziyaret edilmesi, diğer kendisi gibi düşünmeyen ya da kendisini eleştiren insanlarla bir araya gelebilmesi keşke gündemde daha çok görebileceğimiz hadiseler olsa. Bu unsur şeye yansır mesela. Bugün yine genel başkanımızın bir ifadesinde vardı. Bunun bir başka adımı diğer muhaliflerle de bir araya gelmek. Yani Türkiye'de şimdi aynı zamanda AK Parti'nin iktidar partisinin genel başkanı sonuçta, evet. Sayın Erdoğan. Diğer siyasi partilerin genel başkanlarıyla bir masa etrafında buluşup sorunları konuşuyor olması, konuşabilmesi Türkiye'de neyi değiştirir mesela? Yani aslında söylemek istediği yani şey bu olsun üstünsüz galiba. Elbette, kesinlikle böyle. Şimdi Cumhurbaşkanı her ne kadar siyasi partinin bir genel başkanı olsa bile Cumhurbaşkanlığı makamı olması gereken ya da temelli edilen nokta ülkedeki bütün insanların temsil edildiği bir lokasyon olması gerekir. Bu anlamda da biz şuna karşı değiliz. Biz siyasi iktidarla bir araya zaten gelmenin yollarını yani farklı konuların istişare edilmesinde, farklı konuların müzakere edilmesinde zaten bunun bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. O sebeple de Sayın Cumhurbaşkanı'nın ülkedeki en azından meclisteki grubu bulunan ya da dışarıda meclis dışında olan partilerin genel başkanlarıyla bir araya gelmesi, bu görüntünün kamuoyuna aktarılması, insanların bu gerginliğini ciddi manada bitirecektir. Ülke insanı, yani gerçekten 81 milyon insanın hiçbiri, net olarak söylüyorum, yani bu ülkede siyasi çalışma yapan en azından, yani meşru anlamda siyasi çalışma yapan partilerin, biz bu ülkenin aleyhine bir çalışma yaptıkları düşüncesinde değiliz. Ya herkes bu ülkenin iyiliği için farklı bir metotla siyasal mücadelesini vermekte ama bunun bu ülke için bir tehdit olarak algılanması tamamen bir kampanyadan ibaret. Bu aslında iktidarın kendi meşruiyetini kendi muhaliflerine yüklediği anlamla oluşturabildiği bir şey. Çünkü popülizmde şu vardır, bir lider aslında kötülüğü ve kötüyü tayin eden liderdir. Popülizmde lider budur. Ama lider bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanı bir kötülük tayin ediyor. O kötülük şudur ve bunu yapan kötüdür diye bir yapı oluşturuyor ve bunun üzerinden kendi yanlışlarının hem üzerini örtmek hem de kendi varlığını meşrulaştırmaya çalışıyor. Ve bu bahsettiğim gibi toplumsal uzlaşıya zarar veren hadiseler ama yine söylediğimiz gibi bizim bu ülkede bir araya gelmemiz lazım. Peki, biz mecliste de bütün milletvekilleriyle bir araya gelmeye gayret gösteriyoruz. Herkesle oturmaya, herkesle kucaklaşmaya,
herkesle oturup çay içmeye, birlikte yemek yemeye gayret ediyoruz. Çünkü toplumun buna ihtiyacı var. Ülkenin buna ihtiyacı var. Bizim mücadelemiz sadece bu ülkede kuru bir iktidar muhalefet kavgasından öte bir anlam taşımalı. Ben şimdi ekonomik olarak bahsettik, onlara ayrı gireceğimiz için ben oraya girmiyorum. Ama biz bu ülkenin geleneklerinden, bakın şundan bahsediyorum. Vaktiyle kurtuluş döneminde bir nenemizin, çok affedersiniz, hayvan korunaklarının olduğu bir yerde toprağı eşelediğini gören birisi sorar. Der ki, ne yapıyorsunuz deyince yaşlı kadın der ki, benim oğlum savaşta şehit oldu. Torunuma işte yiyecek vesaire temin edebilmek için işte topraktan arpa vesaire bir şeyler topluyorum ki çorba yap. Yani biz böyle bir geleneğin mensuplarıyız. Böyle bir müktesebatın mensuplarıyız. Yani dolayısıyla bizi ekonomik kriz de çok ciddi bir şekilde yıpratmaz. Dışarının oyunları da bizi çok ciddi bir probleme itmez. Ama biz unsurunu ya da biz olduğumuz değerleri ortadan kaldırırsak, sadece kendi menfaatimizi düşünürsek ve kendi menfaatimizi toplumun ve ülkenin menfaatinden daha önde tutarsak, bu işte bu problemler bizi mahvedebilir. Yoksa ne ekonomik kriz ne dış politika bizi mahvedecek meseleler değil. Peki o masa etrafında bir araya gelmek, bugün yaşadığımız sorunları, hem de ekonomiye de giriş yapmış olalım süremizi değerlendirmek açısından, evet, çözüme kavuşturur mu? Yani ortak akıl bizim bu sorunları aşmamıza yol açar mı? Yani elbette ki bugün Türkiye'de kaybedilen bir değer var ve bu değer 16 Nisan referandumundan sonra yani kaybettiğimiz bir değer ki bu değer bizim meşveret kabiliyetimiz, yani istişare kültürümüz ortadan kalktı. Bizim özellikle bugün siyasi iktidarın kendi yanında bulunan insanlarla, kendi yanlışlarını, en ufak yanlışlarını dahi söyleyemeyen insanlarla bir araya gelmesi, yani dışarıya istişare toplantılar diye sunulabilir ama içerik bir istişare değildir. Şimdi bugün özellikle AK Parti içerisinde AK Parti'nin yanlışlarını söyleyebilen tek bir kişi dahi yok. Yani cesaret sahibi, yürek sahibi tek bir kişi dahi ne yazık ki yok. Ama özellikle böylesi bir süreçte bizim farklı kanaatlerin bu ülkenin gidişatıyla ilgili bir araya gelip ortak çözümler üretme ihtiyacı var. Ama aslında bu, sorun AK Parti'nin içinde olmaması değil, hükümet edenin içerisinde olmaması, yani devlet içerisinde olmaması biraz da. Elbette. Yani bu şekilde de muhakkak okunabilir ama biz özellikle bu işte doların artması, TL'nin değer kaybı, yani özellikle o ekonomik krizin en yoğun hissedildiği dönemde bu bizim ortak talebimizdi. Siyasi parti genel başkanlarının bir araya gelmesi, Cumhurbaşkanlığı riyasetinde olabilir, biz buna da karşı değiliz. Bir araya gelmesi ve birlikte ülkedeki problemlerin masaya yatırılması ve masaya yatırılan bu problemler çerçevesinde biz ekonomiyi nasıl ayağa kaldırabiliriz? Nasıl insanımızın yüzünü güldürebiliriz? Nasıl insanımızın insan onuruna yakışır bir şekilde yaşamasını sağlayabiliriz? Bununla ilgili her şey masaya yatırılmalı, yol haritaları çıkarılmalı ve ciddiyetle, ısrarla da bu yol haritaları işletilmelidir noktasındaki taleplerimizi zaten mecliste de ifade ettik, basın toplantılarında da ifade ettik. Genel başkanımız da zaten haftalık basın toplantılarına bunu söylediler. Bu zaten birincisi hem bu kutuplaşmanın ortadan kalkmasına sebebiyet ya da olanak sağlayacakken, hem de aynı zamanda ülke problemlerinin dillendirilmesi, farklı kanaatlerin ortaya konması, bu da aynı zamanda problemlerin daha iyi bir şekilde tespit edilmesini sağlayacaktır. Bugünlerde hiç pazara çıkma şansınız oldu mu? Ya da pazardaki fiyatları görme şansınız oldu mu? Ya elbette ben ev alışverişini kendim yapmaya çalışıyorum. İşte gerek market, gerek pazarda kendi ev işte meyve, sebze vesaire alışverişimizi kendimiz yapıyoruz. Ya siz az ilk bölümde de söylemiştiniz, geçtiğimiz zamanında bir fatura çıkardım demiştiniz. Evet. O faturayı da hatırlayınca bugünkü dönemde Sayın Cumhurbaşkanı'nın market sahiplerine, artık onlara da bir ifadesi vardı. Sorunları çözün tarzında. Ama ucuzlama mevsimi bir türlü gelmedi. Yani sebze fiyatları herhalde 3-5 mislisine çıktı diyebilirim. Bu problemi aşabilmenin formülü, yani bir sanki devlette bir uyuşma modelinin içerisindeyiz gibi. Bir formülü var mı? Yani formül elbette ki, yani bunu, yani bir Saadet Partisi'nin
Yani hangi biriminde çalışan bir teşkilat mensubuna sorarsanız, yani şu anda ekonomik problemlerle ilgili sebebin ne olduğunu ve çözümün ne olacağına dair yani bir yol haritası ya da bir formül ortaya koyabilir. Yani çok uzak olduğumuz elbette yani Saadet Partisi'nin bir ilçe gençlik kolları başkanına sorsanız ya da bir mahalle başkanına ya da bir sandık başkanına sorsanız ekonomiyle ilgili mesele nedir ne değildir bunu net bir şekilde görebilir. Yani Milli Gazetemizle ilgili yapılan çalışmalarla ekonominin nasıl ayağa kaldırılacağı net bir şekilde ortada. Şimdi yani genel elbette ki ekonomide bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç var. Şimdi bizim bakın geçtiğimiz ay kavgayla, dövüşle vesaire bir bütçeyi geçirdik. Bu bütçede 2019 yılın için bu bütçede faize ayrılan kısım toplam 117 milyar liraydı 2019 bütçesinde. Bir önceki yıl 2018 yılında faiz için ayrılan kısım 70 milyar liraydı. Ve dolayısıyla bunun artışını görüyoruz. Yani 70 milyardan 117 milyar bütçede sadece faize ayrılan kısım. Bununla birlikte 2019 yılında yatırım için ayrılan bütçe ise 65 milyar TL. Yani yatırıma ayrılan miktarın iki katı faize ayrılacak demektir. Şimdi bugün bu ülkede faiz kurumu, faiz mekanizması her geçen gün daha da güçlenmekte. Bu ülkedeki ekonomi politikaları yoksulun, garibanın, yolda kalmışın refahı için değil, bir avuç seçkinin refahı için çalışmaktır. Bugün yaşanan problemlerin muhatabı kim? Bir kriz yaşıyoruz. Bu krizin faturasını kim ödüyor? Bu krizin nimetlerinden kim nimetleniyor? Yani bunun cevabını bulabilmek zaten meseleyi ortaya koyar. Şimdi 27 Şubat'ta Binali Yıldırım'ın bir açıklaması vardı. Bence önemli bir açıklama. Biz güvenlik ve adalet kurumları dışında ne varsa özelleştireceğiz dedi Binali Yıldırım'ın kendisi. Şimdi 1986 yılından 2003 yılına kadarki özelleştirmelerin toplam tutarı 8 milyar lira iken son 14-15 yıldaki özelleştirmelerin toplam tutarı 60 milyar lira seviyesinde. Şimdi dolayısıyla bugün bu ülkenin kendi üretebileceği ne varsa bu fabrikaların tamamı özelleştirilmiş vaziyette ve her şey satıldı. Ve bunu yaparken de bu ülkede biraz önce bahsettiğim şeyle birlikte ben geçtiğimiz 2 ay evvel Sarıkamış'a bir vesileyle gittim. Orada bir teşkilat çalışması vesilesiyle gittim. Teşkilat mensupları arkadaşlarımız dediler ki burada bir ayakkabı fabrikası vardı. Sümer ayakkabı fabrikası. Oraya bir gidip bakalım dediler. 1970'li yıllarda bu fabrika Erbakan hocamızın Milli Görüş Hareketi'nin iktidarda olduğu dönemde açılan bir fabrika. Gittik baktık ki tamamen harabe, metruk bir haldi. İçeride askerler kar yağmış her yerde Sarıkamış'ta. İçeride askerler ateş yakmışlar, nöbet tutuyorlar. Ya niye bu bina bu halde vesaire diye sordum. Dediler ki 2003 yılındaki özelleştirmelerle bu fabrika satıldı ve en nihayetinde gelen hali bu şekilde. Şimdi Sarıkamış'ta bu fabrikanın açılmasının şöyle de bir background'u var. Yani Erbakan Hoca bu fabrikayı açarken de Sarıkamış şehitleri ayaklarında çarık olmadığı için bir vesile ya da ayaklarında çarık olmadığı için donarak hayatını kaybettiler. Dolayısıyla Sarıkamış'a ayakkabı fabrikası açılmış ama 2003 yılında siyasi iktidar bu fabrikayı özelleştirmiş ve sonrasında gelinen süreçlerle birlikte bina harabe bir halde. Ve bugün ülkede fabrika adına, üretim adına, istihdam yapabilecek alanlar ya da zeminler adına ne varsa her şey satıldı. Ve her şey özelleştirildi. Bu ülkenin kendi üreteceği ya da üretim yapacağı kurumlar satılarak tamamen dışa bağımlı bir hale getirildi. Çok özür diliyorum. Bugün ben son 1-2 dakikamız o yüzden toparlayarak almış olayım olur mu? Sözünü de kesmiş oluyorum. Hakkınızı helal ediniz. Yani ekonomik buhranı belki çok kısıtlı kaldı ama emeklilikte yaşa takılanlar da var, bekleyenler. Onun dışında asgari ücretler her ne kadar haklarını bir nebze almış olsalar da geçinmeme gibi bir sorunları var. Bu anlamda son sözlerinizi toparlayarak alırsam sevinirim. Elbette ben özellikle Anadolu deyince aklıma buğday başağı gelir. Yani Anadolu'yu biz böyle tanıdık ama bugün buğdayı dışarıdan ithal eden bir ekonomik anlayış var. Samanı dışarıdan ithal eden bir ekonomik anlayış var. Ve bu samanı yiyecek, affedersiniz, hayvanı dışarıdan ithal eden bir ekonomik anlayış var karşımızda. Dolayısıyla bu ekonomik zihniyetin değişmesi, üretime dair çalışmaların yapılabilmesine bizim
Özellikle bu ülke adına ihtiyacımız var. Bu krizin de ancak bu şekilde çözülebileceğini siyasi iktidarın bu vesileyle görmesi lazım. Bir diğeri emeklilikte yaşa takılanlar meselesiyle ilgili biz Saadet Partisi olarak emeklilikte yaşa takılanların sonuna kadar arkasında olduğumuzu mecliste de İstanbul Milletvekilimiz ifade ettiler. Bununla ilgili de öneriyi biz de desteklemiş olduk. Önerinin lehine oy kullandık ama Cumhur İttifakı o yasanın geçmemesi noktasında bir çalışma yaptılar ve buna engel oldular. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bahsedeceğimiz meseleler bunlar. Özellikle süresiz nafaka meselesinden mağdur olan insanlar var. Bu problemlerin, mağduriyetlerin çözülmesi için biz Saadet Partisi olarak çalışmalar yapıyoruz. Bunu kamuoyuna taşımaya çalışıyoruz. Öte taraftan tabii gelen sosyal medyadan da sorular var. Doğu Türkistan meselesiyle ilgili. Doğu Türkistan'da kardeşlerimiz son derece büyük bir problemin içerisinde. Orada ciddi bir zulüm altında kardeşlerimiz yaşıyorlar. Ve bugün hazin olan bir şey var ki o da şudur. Cumhur İttifakı milliyetçi bir söylem üzerinden var olan Cumhur İttifakı Doğu Türkistan'la ilgili tek bir adım dahi atamıyor. Bu aslında Cumhur İttifakı'nın milliyetçiliğinin de içi boş bir milliyetçilik olduğunu, aynı zamanda Filistin'de bu kadar problem, Yemen'de bu kadar zulüm olurken Yemen'le ilgili tek bir adım atamayan Cumhur İttifakı'nın muhafazakarlık söylemi ya da iddiası da içi boş olan bir iddiadır. Şimdi ben bunu söylerken de yerli ve milli kavramları bugünlerde popüler. Toparlıyorum. Yerli ve milli kavramları bugünlerde popüler bir kavram. Çünkü Cumhur İttifakı biz yerli ve milli bir ittifakız, partiyiz vesaire diye ifade ediyorlar. Ama gördüğümüz hakikat şudur ki marketlerde satılan ürünlere bugünlerde yerli üretim diye damgalar vuruldu. Buradan reklamını yapmam bilmiyorum. Doğru mudur? Söyleyeyim mi? Coca-Cola'nın üzerinde de biliyorsunuz Coca-Cola'nın üzerinde de yerli üretim diye şeyler vuruldu, etiketler vuruldu. Coca-Cola ne kadar yerli üretimse Cumhur İttifakı da o kadar yerlidir, Cumhur İttifakı da o kadar millidir. Genel itibarıyla söyleyebileceğimiz bu ittifak için budur. Ama biz özellikle toparlıyorum, önümüzdeki 31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi olarak en güçlü parti olacağız. Bunu buradan söylüyoruz. Çünkü kamuoyunun seveceği, takdir edeceği, ehliyet, adalet, liyakat sahibi, meşveret sahibi adayları bu süreçte kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Dolayısıyla bu seçimdeki en güçlü parti Saadet Partimiz olacaktır. Bunu tüm inancımızla söylüyoruz. Ben yine bu seçimlerin kutuplaşmanın değil, kucaklaşmanın hakim olacağı seçimler olmasını temenni ediyorum. Yine sizlere de teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yani sürenin yetişmemesi ya da kısıtlı olması vesilesiyle de fazla da konuşamadık. Ama uzlaşı meselesi ve vicdan ittifakı meselesinin çok fazlasıyla derinlemesine girmiş bulunduk. Çok teşekkür ederim. Sözü İstanbul'a vereceğiz. Birazcık süreyi açtığım için kendilerinden özür diliyorum. Bugün Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman bizimle birlikteydi. Buluşma noktasında haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.